bir sürprizim var. Bu saatte. Evet. Nasıl? Stripiz kulübe falan mı? Ha, oradan da Red Light'a geçeriz diyorum. Sürpriz ya, hadi. Sürpriz. Kimin evi burası? Niye geldik biz buraya? Kızlar, ben bara mara falan gittim ya. Hayatımın heyecan limitini bitirdim. Hadi gidelim, hadi. Vallahi ben kimsenin evine öyle dalacak kadar daha sarhoş değilim. Ya bir dakika durun. Burası benim evim kızlar. Nasıl yani? Bayağı tanıştığımızdan beridir ev bakıyordum zaten. Hayalimdeki evi bulunca da tutturdum. Bir tanecik nişanlısını kırmadı canım benim. Canım benim. Bugün nişanlandın sen de. Demek ki bazılarımız dediğini yaptırmayı biliyor. Niye taşındınız kızım o zaman? Süs falan mı be? Barbie mi oynayıp çıkacağız? Ya işte Burak evlenmeden önce taşınmak istemedi. Değişik. Yani güzel bence. Ne bileyim, her şeyin bir zamanı var. Aman neyse ne, hadi dikilmeyelim burada, gelin. Yalnız bir şey söyleyeceğim kızlar. Bu yüzüğümün güzelliğine bir bakar mısınız? Songül, şuna bir bak bak. Vallahi taşı kafam kadar. Yüzüğe bakmaktan Burak'ın yüzüne bile bakmadın zaten. Güzel bir gece oldu ama, değil mi? Evet, ama Burak'ın arkadaşları biraz düdüktü ya sanki. Hele o çakma bed boya ne demeli? Belki onlar da bizim için öyle düşünüyorlardı. Ay ya, bir şey söyleyeceğim. Ben çok yoruldum. Bu gece burada kalalım mı? Kalmayalım bence. Çünkü adam evlendiğimiz zaman burada oturalım demiş. Kendi daha oturmamış. Biz niye kalıyoruz ya? Çok ayıp bir şey. Nereden bilecek ya? Bilmesin ama ayıp olur. Vallahi ben burada kaldım bile acayip yorgunum ya. İşte bu ruh. Hayda. Ne yani? Şimdi hepimiz bu gece burada mı kalıyoruz? Evet, aynen öyle yapacağız. İlk defa hepimiz bu gece bu evde kalacağız, öyle değil mi? Songül, sen bir şey de içmedin ama senin orijinalin mi böyle acaba arkadaşım? Kız, şahane bir fikrim var. Bakalım ne geliyor, hadi. Bakalım. Evet. Şimdi bizim gündemimiz evlilik olduğuna göre acayip aşırı bir fikrim var size gerçekten. Oo, sen ve acayip bir şey. Neyse, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu gece biz rüyamızda evleneceğimiz adamları görüyoruz. Vallahi ben az önce gördüm zaten Songül. Sen de anca rüyanda görürsün diyeceğim ama demeyeyim, öyle ayıp oldu arkadaşım, özür dilerim. Neyse, şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi bir gelenek varmış eskilerde. İlk defa kaldığın evde gece yatarken yastığın altına anahtarı böyle koyarsan gece rüyanda evleneceğin adamı görüyoruz. Biz de bu gece yastıklarımızın altına anahtarlarımızı koyacağız. Vallahi çok pratik. Yastığın altına anahtar koyuyorsun, evlendiğin adamı görüyorsun. Coşkulu, pratik bir fikir. Kız, annem de babam öyle görmüş. Belli. Ben hayatta yapmam, acayip saçma bir şey bu. Vallahi ben de. Ne olur deneseniz, he, sevabına belki ben görürdüm, olmaz mı? Kırmayın Songül'ü ya, herkesi koyuversin yastığın altına el birliğince. Ay, ben koyacağım ya. Senin için. Ay, saçmalama ya, hurafe bu. Gerçekten yapmam ben bunu. Ben zaten yapmam. Bak, tanıştırayım koca. Thank you.
Dur. Durmayacağım, kalk. Ne oldu? Adam çıktı Serüyan'dan, kalk gel. Hayır! Ha? Ne oldu? Irmak. Yanıyorum ben. Ay içim yanıyor Irmak. Çok sıcak. Yok yok, doğduğum günden beri yanıyorum ben. Hayır, benim hakkım değil mi yani şöyle dirseğime kadar, aynı bileyim bir tık altına kadar Trabzon vurması takmak? Hakkım. Yani ne bileyim böyle pazar günü olmuş, böyle kocişimle böyle evimizde yayılıp Türk kahvesi içerken 2-3 tane, hadi bilemedin 4-5 tane selfie çekip böyle onları Instagram'da paylaşmak hakkım değil mi? Hakkım değil mi? Ben dantel falan severim, biliyorsun sen beni, böyle dantelini yapayım, fiyongunu yapayım, onları evime dizeyim, ne bileyim düğün videom var mesela. Hakkım değil mi? Hakkım, benim hakkım. Evli, mutlu, çocuklu WhatsApp'a yazmak benim hakkım değil mi Irmak? Hakkım. Songül, o kadar hakkın ki. Kimse gelmedi. Nereye? Rüya mı? Bilinçaltı o kadar boş ki kimse gelmedi. Kapım bile kimse çalıp kaçmadı ya. Ya onu bırak, bir arkadaşa bakıp çıkacaktım diyen kimse olmadı. Hayatım zaten yani... Zaten neyi konuşuyoruz ya? Bomboş bir şey, batıl. Ne var yani bunda? Öyle bir denedik, saçma sapan bir şey, anahtar koymuş bilmem ne. Vallahi bayağı gerçekti. Yani hepsinde nazar azar vardı. Sanırsın böyle ortaya orada tıba. Görüyorsun değil mi? Bak gerçekti diyor. Duyan gelmiş kıza, bende tık yok. Ay Songül, hurafe ya. Ne takılıyorsun bu kadar? Hurafe. Hakikaten çok saçma bir şey ya. Şu anda ne konuşuyoruz biz ya? Saçma sapan bilmem ne rüyanda gördün. Kim kimi nereye görüyor? Kalkıp işe gitmem lazım. Bir sürü işim var, gücüm var. Kolyem nerede? Ha? Hiç merak etme, eniştem bize torpil geçer.